Merhaba arkadaşlar. 11. dersimizde eşleştirilmiş örneklemler T-testini anlatacağız. Bu test Pair Sample T-test olarak da İngilizcesi bilinir. Eşleştirilmiş kavramından kasıt aslında tekrarlı ölçümleri ifade etmekte. Bazen bağımlı örneklem T-testi olarak da ifade edilebilir. Amacına bakalım. Amacı bağımlı örneklem T-testi birçok parametrik test gibi yine ortalamaların karşılaştırılması esasına dayanır. Ancak burada iki örneklem değil, tek örneklem söz konusudur. Şöyle ki aynı örneklem grubu üzerinde ölçümler tekrarlanır ve analizler yapılır. Aynı grubun, daha net ifade edersek, aynı grubun farklı zaman dilimlerindeki beklentilerini, başarılarını, hızlarını ve benzeri ölçümleri yapmaktayız. Bağımlı örnek T-testi aradaki farkın sıfır olup olmadığını araştırır. Yani birim sayıları aynı birimler üzerinde tekrarlı olarak yapılan iki ölçümün sonuçlar arasındaki farkın sıfır olup olmadığını, yani ölçümler arasında temelde farklılık olup olmadığını araştırır. Varsayımlarına bakalım. Veriler en az aralık ölçeğinde ölçümlenmiştir. Bu da bir neticede sürekli bir dağılım olan T dağılımından hareketle elde edilen sonuçları o dağılımdan elde edildiği için nicel ölçekli verilerde geçerlidir. Yani ölçek türü ölçek ifadesiyle en az aralık ölçeğinde ölçümlenmiş bir değişken söz konusudur. İkinci varsayımımız ise yine parametrik bir test olduğu için şöyle diyebiliriz. Ölçüm değerlerinin farklarının oluşturmuş olduğu veri dizisinin dağılımı normal olmalıdır. Yani ayrı ayrı iki ölçümün dağılımı normaldir yerine, çünkü tek bir örneklem burada söz konusu. Biz burada farklarıyla ilgilendiğimiz için yapılan iki ölçümün farklarının oluşturmuş olduğu veri dizisinin dağılımının normal olmasını arzu ediyoruz. Yine önemli noktalardan biri, daha önceki testlerde de benzer noktaları vurgulamıştık. Bağımlı örnek T testinde örneklem boyutu 30'dan büyük ise normal olmayan bir veri için bile güvenilir sonuç üretir. Normallikten sapma belirli bir düzeye kadar kabul edilebilirdir. Çünkü bu sapmanın birinci tip hata üzerinde etkisi yoktur. Daha önce defalarca bu noktayı ifade etmiştik. Kısaca eğer birim sayımız 30'dan büyük ise verimiz normallikten sapma gösterse de güvenilir sonuçlar üretir diyerek biz araştırmamızı sonuçlandırabiliriz. Bağımlı örnek T testi için örnek araştırma soruları diyelim. 3 tane örnek problem vereceğiz. 20 kişilik bir öğrenci grubunun vize ve final notları arasındaki başarı durumunu ölçmek isteyen bir öğretim elemanı bu farklılığı bu testi kullanarak bulabilir. Şöyle ki öğrenci sayımız 20 ve aynı öğrenci grubunun öncelikle vize, daha sonra final notları elde ediliyor. Dolayısıyla elde edilen iki not, iki farklı not aynı bireye ait. O nedenle eşleştirilmiş ya da bağımlı örnek diyoruz. Verideki birimler aynı iken bu verimlere ilişkin ölçümler tekrarlanmakta. Dolayısıyla ayrı bir, yani bağımsız iki grup gibi düşünmemeliyiz. Çünkü bağımsız örneklem T testlerinde incelenen iki grup, iki ölçüm verisinde gruptaki bireyler birbirinden tamamen farklıydı. Fakat burada gruplardaki bireyler aynı. Aynı bireyin biz vize ve final notlarını elde ediyoruz. Dolayısıyla arada farklılık vardır. Bu nedenle bağımlı örneklem T testi geliştirilmiştir. Çalışma programının öğrenciler üzerinde matematik başarısı bakımından bir etkisi var mı? Bunu araştırıyorsak bu test uygundur. Yani bir grup öğrenci ele alınır ve bu öğrencinin matematik başarıları ölçülür. Daha sonra etkili olacağını düşündüğümüz bir çalışma programı bu öğrencilere verilir. Bu program çerçevesinde öğrenciler çalıştıktan sonra yeniden matematik başarısını ölçtüğümüz takdirde elde edilen ölçümler arasında farklılık olup olmadığı bu test ile irdelenebilir. Eğer farklılık varsa çalışma programı etkili olmuştur diyebiliriz. Tabii olumlu ya da olumsuz noktada olup olmadığı hakkında şu an için bilgi yok. Fakat etkili ise bunun iki yönlü olacağını da göz önüne almak durumundayız. Bir ilacın etkinliği araştırılıyor ve bu amaçla 10 hastanın ilaç öncesi ve sonrası kan değerleri ölçülüyor ise bu test uygundur.
Evet, belirli bir ilacın etkinliği için 10 hasta alınıyor ve ilaç öncesindeki kan değerleri ölçülüyor ve ilaç kullandıktan sonra kan değerleri ölçülüyor ise hesaplanan kan değerlerinin birbirinden anlamlı derecede farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılıyorsa bu test uygulanır. Eğer kan değerlerini iyi bir seviyeye çekiyorsa ilacın hasta ya da bireyler üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu söylenebilir. Evet, 3 yaygın kullanımı var. Bunlara sırasıyla gireceğiz. Daha sonra örnek bir veri üzerinde programda analizini yapacağız. Yaygın 3 kullanımı şöyledir. Birinci durum, bağımlı örnek T testi bir grubun veya örneklemin iki bağımlı değişkene ilişkin ortalamalarını karşılaştırarak ortalamalar arasında ki farkın belirli bir güven düzeyinde anlamlı ya da önemli olup olmadığını test etmek için kullanılır. Evet, örnek problem daha net ifade edecek bu durumu. İşletme yöneticilerinin personel motivasyonu konusunda uygulanan X uygulamaya ilişkin görüşleriyle Y uygulamasına ilişkin görüşler arasındaki farklılık önemli midir? Sorusunun cevabı bu test ile uygulanabilir. Tanımında ne demiştik? Bir grubun veya örneklemin iki bağımlı değişkene ilişkin. Buradaki bizim grubumuz yönetici. Diyelim ki A sayıda yöneticiyi biz teste tabi tutacağız. Personel motivasyonu konusunda yapılan bir uygulama bu X olsun. Bu uygulama sonucu personellerin motivasyon değerleri alınmış olsun. Ve Y uygulaması uygulansın ve bunun sonucunda personellerin motivasyon değerleri ölçülmüş olsun. Dolayısıyla iki farklı uygulamanın sonuçları elimizde. Fakat biz aynı yöneticilerin fikirlerini aldığımız için burada tekrarlı bir ölçüm söz konusu, yani birim sayıları aynı, bağımsız iki grup söz konusu olmadığı için bu testin kullanımı uygundur. İkinci duruma bakacak olursak, bağımlı örnek T testi bir grubun veya örneklemin bir değişkene ait iki farklı zamandaki ölçümlerine ilişkin ortalamaların karşılaştırılması sonucu aradaki farklılığın belirli bir güven düzeyinde önemli olup olmadığını test etmek için kullanılır. Bu tipik ön test, son test araştırmaları da kullanılan tipik olarak aslında ön test, son test modellemeleri, araştırmaları bu test ile sonuçlandırılabilir. Öğrencilerin bilgisayar kursu almadan önce yapılan sınavdan aldıkları puanlar ile bilgisayar kursunu tamamladıktan sonra yapılan sınavdan aldıkları puanlar arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? Sorusunun cevabı bu test ile irdelenebilir. Öğrencilerimiz sabit ve biz bu öğrencilerin kurs öncesindeki puanlarını alıyoruz ve daha sonra kurs sonrasında bir ölçüme tabi tutup puan alıyoruz. Yani ön test ve son test sonuçları elimizde oluyor. Öğrencilerimiz değişmediği için aynı öğrenci grubu, aynı veri grubu üzerinde yapılan tekrarlı ölçüm söz konusu olduğu için yapılan uygulamanın etkin olup olmadığı bu test ile irdelenebilir. Üçüncü durum şöyle, bağımlı örnek T testi bazı araştırmaların uygulamasının aynı örneklem veya denek grubu üzerinde gerçekleşmesi zor ve hatta bazen de özellikle sağlık ve fen bilimleri alanlarında imkansızdır. Böyle araştırmalarda araştırma konusu ile ilgili aynı veya benzer özelliklere sahip örneklem kullanılır. Bu durumda eşleştirilmiş iki grup tek bir grupmuş gibi varsayılarak iki ölçüme tabi tutulur ve bu ölçümlerden hareketle elde edilen ortalamalar karşılaştırılır. Burada iki grubun eşleştirilmesi, ölçüm sürecinden önce iki grup arasında ölçüm yapılacak konuda fark olmadığını varsaymak anlamına gelir. Bu duruma deney ve kontrol grupları üzerinde gerçekleştirilecek ölçümlerin karşılaştırıldığı araştırmalar örnek olarak verilebilir. Başlangıçta deney ve kontrol grupları ölçüm yapılacak konuda farksız, yani eş varsayılır. Daha sonra deney grubu üzerinde belirli bir işlem gerçekleştirildikten sonra ölçüm yapılır ve bu ölçümler kontrol grubundan elde edilen ölçümlerle karşılaştırılır. İki ölçüm ortalaması arasındaki farkın belirli bir güven düzeyinde önemli olup olmadığı bu test ile belirlenebilir. Yani deney ve kontrol grupları oluştururken biz deney ve kontrol gruplarında bulunan bireylerin araştırdığımız nitelik bakımından başlangıçta eş, diğer bir de işte farksız olduklarını varsayarak işlemleri yürütüyoruz. Bu tür problemlerde de bu
deneyi, bu testin kullanılması uygundur. Örnek bir problem verelim. Aynı davranış bozukluğu içerisindeki deneklerin bir kısmı deney grubu, bir kısmı yani deney grubu yetkililer tarafından X işlemine tabi tutulurken diğer deneklere, bu kontrol grubunu temsil ediyor, hiçbir işlem uygulanmıyor. Bu iki grubun davranışları ile ilgili ölçümler arasında anlam bir farklılık var mıdır sorusu bağımlı örneklem T testi ile irdelenebilir. 30 ikizden oluşan 60 çocuk arasından ikizler ayrılarak 30 çocuğa farklı bir gelişim programı uygulanıyor. Çocukların gelişimlerine ilişkin ölçümler arasında anlamlı bir farklılık var mıdır sorusunun cevabı yine bu test ile irdelenebilir. İkizlerde biz yapısal olarak benzer olduklarını öngörerek başlangıçta denk birimler olarak kabul edip 30 ikizi yani 60 çocuğu çocuktan 30'una farklı bir gelişim programı uygulayıp 30'u da standart programla programa tabi tutulduğunda aradaki farklılık yine T bağımlı örneklem T testiyle irdelenebiliyor. Evet, etki büyüklüğünün hesaplanması. Etki büyüklüğü daha önceki testlerde ifade etmiştik. Arada anlamlı bulunan farkın şiddeti veya büyüklüğü hakkında bize bilgi verirdi. Etki büyüklüğünün hesaplanışı sol tarafta ifade edilmiştir. Ölçümler arası, ölçüm ortalamaları arası farkın bu fark puanlarının standart sapmasına oranı olarak ifade edilir. Veya hesaplanan T değerinin birim sayısının karekökünü oranlanmasına eşdeğerdir bu. Örnek bir hesaplama burada verilmiştir. Etki büyüklüğü değerlerinin yorumları da sağ tarafta gösterildiği gibidir. Daha önceki testlerde tek örneklem ve bağımsız örneklemler T testlerinde bunları anlatmıştık. İşaretinden bağımsız düşünülüyordu ve sağ taraftaki aralıklara göre değerlendiriliyordu. Evet, şimdi bir örnek üzerinde bunu görmeye çalışalım. Örnek verimizi açalım. Örnek verisi şöyle olsun. 30 bireyin daha önceki örneklere paralel olması amacıyla YDS puanlarını yine irdeleyelim. Ki aradaki farklılık belki çok daha net görülecektir. Çünkü aynı değişken üzerinde farklı tasarımları uyguladığımızda tasarımlar arası farklılık daha net irdelenebilir diye düşünüyorum. YDS puanlarını alalım. 30 bireyin YDS puanları alınmış olsun. Girmiş olduğu YDS sınavından almış oldukları puanlar gösterildiği gibi olsun ve bu bireylere biz bir eğitim verelim. Eğitim sonrasında varsayalım ki eğitim verirsin. Eğitim sonrasında almış oldukları puanlarda ikinci sütuna girilmiş olsun. Yani birinci birey eğitim öncesinde 38 puan almışken eğitimden sonra 51 puan. Örneğin 10. birey eğitim öncesinde 30 puan almışken eğitim sonrasında 52 puan almış. Bizim amacımız şu aradaki farklılık önemli midir? Anlamlı mıdır? Yani diğer bir deyişle verilen eğitim faydalı olmuş mudur? Bunu irdelemeye çalışacağız. Evet, bağımlı örnek T testi dedik. Neden bağımlı? Onu tekrardan vurgulayalım. Çünkü testin ayırt edilmesi noktasında oldukça önemli. Burada bağımsız iki örnek T testine kıyasla aslında oradaki gibi iki veri grubu var. Fakat orada iki veri grubunda her bir grupta bulunan bireyler birbirinden tamamen farklı bireylerken burada aynı bireylerdir. Yani burada iki veri grubu görülebilir fakat bu aynı bireyin farklı zamanlarda elde edilmiş ölçümleri olarak karşımıza çıkar. O nedenle bu değer ikinci ölçüm, birinci ölçüme bağlıdır. Şu açıdan bağlıdır. Aynı bireye aittir. Bu nedenle bağımlı örnek olarak tanımlanıyor ve ayrı bir test uygulamamız gerekiyor. Evet, şimdi parametrik bir testi, varsayımı, normallik varsayımı vardı. Fakat biz aradaki farklılıkla ilgilendiğimiz için fark puanlarını alıp normalliğine bakmamız gerekiyor. Yani yapacağımız işlem şu. Eğitim öncesi puan ile eğitim sonrası puanların farklarının oluşturduğu veri dizisini oluşturup normalliğine bakmamız gerekiyor. Bu amaçla daha önceki videolarımızdan birinde önemli işlevleri anlatmıştık. Program üzerinde sıklıkla kullanılan işlevleri anlatmıştık. Bunlardan biri de compute
işleviydi. Bu işlev eldeki değişkenler kullanılarak bunlara bağlı yeni değişkenleri farklı formatlarda, farklı yapılarda elde etmek istiyorsak kullanılabilirdi. Açılan menüde Target Variable kısmında oluşturacak fark puanları diyelim. Yeni değişkenim. Bunu ben nasıl tanımlayacağım? Eğitim öncesi puanların eğitim sonrası puanlardan farklarını alacağım. Yani tek tek hesaplamaktansa bunu programa yaptıracağım. OK'ye tıkladığım zaman veri setine döndüğümde artık fark puanlarım elde edilmiş oldu. Şimdi yapmam gereken şu. Elde ettiğim yeni değişkenin dağılımının normal olup olmadığına bakmam gerekiyor. Normal ise analize devam edebileceğim. Veya normal değilse acaba normallikten sapma benim kabul edebileceğim düzeyde mi ona bakmam gerekecek. Farklı yaklaşım sergileyecek. Normaline bakmamız için Analyze menüsünden tanımlayıcı istatistik seçeneğini açıp açılır menüden Explore seçeneğine ulaştım. Fark puanlarını dependent kısmına taşıdım. Yani normalliği test edilecek değişken neyse bu kısma taşıyacağız. Plus seçeneğinden normallik testlerini bana sağlayacak olan seçeneği aktif hale getirdim. OK'ye tıkladığım zaman evet karşıma bu fark puanlarına ilişkin tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra normallik test sonuçları ve bir takım grafikler geliyor. Ki çok aslında grafiksel olarak baktığımızda da normallikten bir sapma görülmüyor. Şurada iki birim incelenebilir fakat onun dışında kabul edilebilir ölçüde olduğu görülüyor. Aynı şekilde birim sayım 30'dan büyük olduğu için 30'u daha büyük ya da eşit olduğu için Kolmogorov-Smirnov testinin sonuçlarına bakmam gerekiyor. Hesaplanan anlamlılık değeri 0,09 olarak karşıma çıktı. Bu benim bir araştırmamın başında belirlemiş olduğum %5 ki bu çoğu araştırmada standarttır. Neden bu değer seçiliyor? Aslında ayrı bir video olarak açıklanabilir. Yani tesadüfen bu değere göre yorum yapmıyoruz. %5 değerinden büyük olduğu için şunu diyorum. Fark puanları dizisinin dağılımı ile normal dağılım arasında, teorik normal dağılım arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Yani veri setimin dağılımı normaldir. O halde fark puanlarının dağılımının normal olduğuna baktım ve bu benim varsayımım da bunu sağladı. O halde analizime devam edebilirim. Analiz menüsünden Compare Means seçeneğine geldim. Oradan Pair Samples yani eşleştirilmiş örnekler t-testine giriş yaptığımda karşıma verimde tanımlamış olduğum değişkenler ve sağ tarafta da giriş yapabileceğim iki alan bulunmakta. Variable 1 alanına ölçüm yapılan ilk ölçüm değeri Variable 2 alanında ise ikinci ölçüm değeri taşınabilir. Fakat tersi olması da sakınca doğurmayacak. Bu sadece elde edilecek birazdan çıktığı da göreceğimiz T değerinin işaretini değiştirecek. Dolayısıyla önemli bir etkisi yok. Hangi sırada taşıdığınız önemli değil. OK'ye tıkladığım zaman karşıma 3 tane tablo geliyor. İlk tabloda eğitim öncesi ve eğitim sonrası ölçümlerin ortalamaları, birim sayıları, standart sapması ve hata değerleri, standart hata değerleri karşıma çıktı. Eğitim öncesinde bireylerin puan ortalamaları 32,5 iken eğitim sonrasında 48,90 olarak görülmekte. Sadece bu değerler üzerinden bir artma olduğu söylenebilir. Fakat biz bunu bilimsel olarak bunu daha genellenebilir olması için T-testi sonucunda söyleyebilmemiz gerekiyor. Öteki türlü kişisel bir yorumdan öteye gidemeyecektir. İkinci çıktığımız correlation, pair samples correlations çıktısı tablosu şu anlama geliyor. Eğitim öncesi ölçümler ile eğitim sonrası ölçümler arasındaki ilişkidir. Yani burada eğitim öncesi değerler ile eğitim sonrası değerlerin oluşturmuş olduğu iki veri dizisi kullanılarak bunlar arasındaki ilişki değeridir. İlişkinin ölçüsüdür. Baktığımızda korelasyon değeri 0,107 çıkmış ve bu anlamlık değeri buna karşılık üretilen anlamlık değeri 0,574.
Yani şunu diyebiliriz. Hesaplanan anlamlık değeri, yani korelasyon değerim 0,107 anlamlı bir korelasyon ifade etmemektedir. Evet, tabloya baktığımda bu ilişkiyle ilgili bize bilgi veriyor, fakat bizim ilgilendiğimiz sonuç bir sonraki tabloda. Eğitim öncesi ve sonrası ölçümlere baktığımızda ölçümler arası fark, bu farkın standart sapması, standart hatası veriliyor. Aynı zamanda %95 güvenle elde edilen bu farkın %95 güvenle hangi aralığa düşeceğini veren güven aralığı, bunlara bağlı hesaplanan T değeri, serbestlik derecesi ve bu T değerine bağlı anlamlılık değeri bize verilmiş. Anlamlılık değerinin sıfır oldukça yakın olduğu söylenilebilir. Daha önce de söylemiştik, tekrar ifade edelim. Burada sıfır görünmesi, yanıltması, sıfıra oldukça yakın bir değer, oldukça küçük bir değer ifade ediyor bu. Bu noktada şunu söyleyebiliriz. Burada bizim sınamış olduğumuz yokluk hipotezi şöyledir. Eğitim öncesi sınav ortalamaları ile eğitim sonrası sınav ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Ya da eğitim öncesi ölçümler ile eğitim sonrası ölçümlerin farklarının ortalaması sıfıra eşittir. Bu ilk söylemiş olduğum hipotezin aslında farklı bir izahı. Diğer bir deyişle verilen eğitim etkili olmamıştır da diyebiliriz. Fakat hesaplanan anlamlılık değeri %5'ten oldukça küçük. Dolayısıyla bu az önce 3 farklı şekilde ifade ettiğim yokluk hipotezini reddetmek durumundayım. Kabul edemem. O nedenle hipotez reddedilir. Yani eğitim öncesi puanlar ile puan ortalaması ile eğitim sonrası puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Bunu şuradan da söyleyebiliriz. Biz eğitim sonrası puanların daha yüksek olduğunu zaten ben tanımlayıcı istatistiklerden görüyorum. O halde eğitim öğrenciler üzerinde olumlu bir etkiye sahip etki etmiştir. Öğrencilerin ortalama puanlarını arttırmıştır yorumu yapabiliyorum. Peki bu arada anlamlı bulunan farklılığın şiddeti ne? Bunu biz etki büyüklüğünü hesaplarken T bölü kök N olarak ifade etmiştik. Hesaplanan T değerinin birim sayısının karekökünün oranıydı. Ki biz bunu yaklaşık olarak yani hesaplanan T değeri 11, birim değerim kök 30, yani 5 ile 6 arasında bir değer olacak bu. Dolayısıyla ben 2'nin üzeri 2'ye yakın ya da 2'nin biraz üzerinde bir değer elde edeceğimi görebiliyorum. T bölü kök n'in yani etki büyüklüğü değerinin, burada ifade edilen D değerinin 2'nin biraz daha üzerinde olacağını söyleyebiliyorum. Bu da beni nereye götürüyor? Hesaplanan T değerim, etki büyüklüğü değerim birden oldukça büyük olacak ve bu çok yüksek şiddette fark ifade etmiş olacaktı. Etki büyüklüğü dediğim gibi aradaki anlamlı bulunan farkın şiddeti hakkında bilgi verir. Çünkü neticede daha küçük fark değerleri yine anlamlı bulunabilirdi. Anlamlıdır şeklinde çalışmayı sonlandırmak yerine bu anlamlı bulunan farkın ne derecede, ne şiddette, ne seviyede anlamlı olduğunu da vurgulamakta fayda var. Etki büyüklüğü değeri de burada dediğim gibi 2'nin üzerinde, dolayısıyla çok yüksek şiddette farklılık bulunmaktadır. Verilen eğitim öğrencilerin başarılarını arttırmıştır, olumlu etki etmiştir yorumu yapılabilir. Evet, pair samples, diğer bir deyişle bağımlı örnek ya da eşleştirilmiş örnek T testinin temelde nasıl işlediğini ve programda nasıl uygulandığını anlatmış olduk. Umarım faydalı olmuştur. Yine takıldığımız noktalar, anlaşılmayan noktalar varsa yorum olarak veya siteden ulaşabilirsiniz. Açıklamaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.